savunma sanayi gerçekten çok ilginç noktalara sahip minicik bir döküm veya başka metalle ilgili konularla ilgili bir uzmanlık gerektiriyor. O işi de bazen dev şirketler yapamıyor ve farklı farklı çözüm ortaklıklarına gidiyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Şen Döküm Ömer Şen, Konya firmasıyız. 1978 yılında babam Osman Şen tarafından dükkanımız kuruluyor. Babam ilkokulu çıktıktan sonra sanayiye veriliyor, dökümhaneye veriyor. Ve 78 yılında Konya'nın ilk alüminyum dökümhanelerinden bir tanesini kuruluyor. Çekirdekten. Ben de ikinci kuşağım. 2002'ye kadar okullar derken, 2002'de okulum bitiyor ve dükkana gelmek istiyorum. Babam beni almıyor. Sen işletme okudun, ne işin var dökümhanede diyerekten. Ben zorla, silah zoruyla, ceriple zorla olaraktan dükkana geliyorum. Kovula kovula geldiniz. Kovulana kovulana, taşlana taşlana bir nevi dükkana geliyorum. Bugün şu anda 5 ülkeye ihracat yapan firma haline geliyoruz. Savunma sanayi firmalarına da alt sistemler olaraktan alt metal ürünler üretiyoruz. Nasıl yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz mesela? Şimdi bazı ürünlerin hassas döküme dökülmesi gerekiyor. Hassas döküm prosesüslerini yapıyoruz. Vakum döküm proseslerini yapıyoruz. Ve onları işleyip ürün halinde test edilmiş bir şekilde firmalara teslim ediyoruz. Şimdi tabii bu anlatması kolay ama gerek nitelikleri, dökümün niteliği, özellikleri, kullanılan metaller bu konuyla ilgili tabii tecrübenizi yansıtıyorsunuz değil mi buraya? Tabii şimdi babadan gelme bir döküm tecrübemiz var. Üzerine bir de değerli çalışma arkadaşlarımız sayesinde kazanmış olduğumuz know-how'lar var. Onlar sayesinde bugünlere geldik. Zor bir süreçler ama çok zevkli şeyler. Özellikle ürünlerimizin buralarda kullanıldığını görmek veya işte bir üründe bir platformda kullanıldığını görmek bizi inanılmaz bir gururlandırıyor. Bu ürünlerden biz para kazanmak için değil, tamamen vatana millete hizmet olsun diyerekten yaptığımız şeyler. Çünkü yarın bir gün bir şey olduğu zaman, biz sizin de pek çok videoda söylemiş olduğunuz, özellikle dışarıdan alınan uçaklardan işte parçalar gelmediği zaman ne olacağına dair söylemiş olduğunuz şeyler aklımıza geldiği sıra üzülüyoruz ve bunları çözüm üretmek için kendi çabalarımızı gösteriyoruz. Peki siz aynı zamanda bir yandan da gençlerimize bu işi sevdirmek için bize rakip galiba YouTube ama ya, rakip değil işin tabii bu şaka kısmı. Gençlere sevdirmek için neler yapıyorsunuz? Biraz da onu anlatır mısınız? Şimdi şöyle, ben ikinci kuşağım. Bayrağı ben aldım. Şu anda emanet olarak tutuyorum ve ilerideki bu bayrağı gençlere teslim etmek için onları işi sevdirmeye çalışıyorum. Sanayi sevdirmeye çalışıyorum. Bunun için etrafımdaki veya sevdiğim çocuklara sanayi çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kitlelere ulaşmak için de Şen Döküm diye bir YouTube kanalımız var. Orada eğlenceli videolarla sanayiyi, işte sanayide üretilen ürünlerin niteliklerini, ne şekilde zorluklar çekildiğini anlatıyoruz. O şekilde güzel bir video YouTube kanalımız da var. Orası gençlere buradan söylüyoruz. Şen Döküm lütfen takip edin burayı. Peki ben teknoloji çok hızlı ilerliyor. Savunma sanayinde bu isterler çok ağır. Sertifikasyon süreçleri var. Ve siz aynı zamanda da bir saha üyesisiniz. Saha size, şirketinize ne kattı? Biraz anlatır mısınız? Saha bizim ufkumuz açtı. Nasıl ufkumuz açtı? Biz bir dar bir çevreden, Konya gibi bir Orta Anadolu'dan gelen bir firmayız. Konya demeyin, sanayi konusunda bence birçok ilimizin çok kıskanacağı bir altyapıya sahip. Orası öyle, ondan problemimiz yok. Ama savunma sanayi alanında ufkumuz açtı bizim. Çünkü bilmediğimiz ürünler, bilmediğimiz teknikler ve bilmediğimiz eğitimler aldık sahadan. Ben şu anda sahanın aynı zamanda MBA'ini yapıyorum. İnşallah bir şey yapabilirsem, bitirebilirsem mezun olacağım Ağustos'ta. Eğitimleri, işte buradaki iş ortaklıkları olsun ve değişik platformlarda bizi yansıtması, çağırması, buraya getirmesi. Mesela biz makine kimyaya nasıl, ne şekilde ürün verebileceğimizi bilmiyorduk. Bugün öğrendiniz. Bugün öğrendik. Platformların olduğunu öğrendik. Oraya kaydolmamız gerektiğini öğrendik. Yani bunların hepsi saha sayesinde oldu. Saha bizim gerçekten inanılmaz derece ufkumuzu açtı. İlhan Bey olsun, Levent Bey olsun. Mesela bu işin ilk baştaki sahanın genel sekreteri İlhan abi olaraktan, ben İlhan abi diyorum ona. Arkasından Levent abi. Onlar sağ olsunlar bizim önümüzü açıyorlar ve bu tür etkinliklerin diğer Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi firmalarda yapılmasına en azından bizim farkımıza varmalarını istiyoruz. Burada bir potansiyel var. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Teknolojik olarak, eğitim olarak geliştiriyorsunuz ve aslında Türk savunma sanayinde yukarı doğru yükselmesine çok önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi biz platform üretmiyoruz ama platformu oluşturan alt sistemler yapıyoruz. Bu alt sistemler olmadığı zaman kritik parçalar, işte bir jet motorun bir pali, motorun bir kanatçı olmadığı zaman uçmuyor. Ama onu yapacak bir adam lazım, bir firma lazım, birisi lazım. O da biz oluyoruz. İşte bizim farkımıza varıp bizim eksik olduğumuz yerlerde eğitebilirler bizi, kullanabilirler. Çünkü biz hamuruz.
daha hiçbir şey bilmiyoruz. Ama istekli bir hamur, bir şeylere bir şey... O benimle alakalı bir durum. O benimle alakalı bir durum. Ama diğer film arkadaşlarımız da burada gördüğümüze kadar çok istekliler. Çünkü hepsi heyecanlı bir şekilde sırasını bekliyor. Ne anlatacaklarını yapıyorlar. Çoğu sunumla gelmiş. Hazır sunumlarıyla hazırlamışlar, gelmişler. İnanılmaz derecede çok heyecanlılar. Sadece bu benim için geçerli değil. Saha üyesindeki bütün arkadaşlarımız için geçerli. Şimdi tabii izleyicilerimiz merak edecek hangi ürünlere ne parça veriyorsunuz ama ben de tabii buradan hatırlatayım. Gizlilik anlaşmaları var savunma şirketleri arasında. Böyle bir kelimeyi almak gerçekten kontratlara aykırı hale geliyor ama şöyle bir genel isim vermeden neler var bir söyler misiniz? Şimdi uçan pek çok üründe parçamız var. Yürüyen pek çok üründe parçamız var. O kadar diyebilirim. Yüzenler kaldı. Yüzenlerde marin problemi yaşıyoruz. Marin problemini aşarsak muhtemelen onlar da en azından motor kısmından gireceğiz onlara da. Ne diyelim, o konuda da testleriniz, çalışmalarınız tabii kısa süre içerisinde tamamlansın. En azından havada varsınız, karada varsınız, evet. Yüzenlerde de hatta su altında bile olun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çalışmalarınıza sizlere başarılar diliyoruz. Konya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Severek takip ediyoruz, görüşürüz.